Pakize, bu da olmadı kız. Ay ne vereceğimi şaşırdım ben sana. Böyle sosyetik yerlere gidilirken ne giyilir bilmem ki ben. Al bakalım bir de bunu dene. Olmadı. Ulan senin gittiğin yerde öyle böyle değil ki. Basbayağı sosyetik. Ne giysen uymuyor işte. Of ben ne giyeceğim ya? Tamam dur zırlama. Bulacağız bir şeyler. Bir de şunu giy bakayım. Neredesin be oğlum? Geldin işte. Hadi çık kalk. Reşit Emmi'yle buluşucuk. Bu ne yattı böyle tavuk gibi? İşten gelince yorgunluktan hemen bayıldı. Hadi oyalanma. Seninle konuşacaklarımız var. Reşit Emmi'yi bekletmeyelim. Sen misin? Beğenemedin mi? Tanıyamadım. Sen de fena sayılmasın. Hadi. Neyle gideceğim? Özel arabamızla. Fabrikadaki bütün işleri bana yıktın ortak. Yarın bir ara uğrama nezaketi gösterirsin bana. Bırak şimdi fabrikayı da partide neler oluyor onu anlat. Partidekiler Demokrat Parti'nin yayınladığı beyannameyi tartışıyor. Ne beyannamesiymiş bu? Yılın 6 ayı Avrupalarda, Amerikalarda gezersen haberin olmaz tabii abi. Eyvah. Şimdi abinin tepesini attıracaksın Halideciğim. Hanımlar, lütfen. Ne diyordun? Tehdit ve baskı havası devam ederse Demokrat Parti seçime girmeyecekmiş. Asıl böyle bir beyanname yayınlamak tehdit değil mi? Onlar öyle bakmıyor ama. Bunun sadece basit bir ikaz olduğunu söylüyorlar. Oo, bizim paşazade değil mi şu gelen? İyi akşamlar. Hanımlar, beyler. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Seçim korkusu CHP'nin dağlarını sarmış anlaşılan. Oo, Rus salatası.
Evet. Güzel görünüyor. Beni hayrete düşürüyorsun Paşazade. Hiç. Senin Rusya'dan gelen her şeye karşı olduğunu zannediyordum. Seçimi kaybedeceğinizi anladığınız için artık işi dalgaya vuruyorsunuz bakıyorum. Dur bakalım. Henüz hiçbir şeyi tam belli değil. Aynı zamanda körlükle başlamış sen de azizim. Gel bizim partinin çeşmesine de bir elini yüzünü yıka. Belki gözün gönlün açılır. Daha yeni geldik. Burası çok pahalı. Sen parayı merak etme. Canın istediğini söyle. Özür dilerim. Biz... Özür dilerim ama sizden çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım. Burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Parasıyla değil mi kardeşim? Hanımefendi lütfen, müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Çek lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen. Olacağını bilseydim gelelim diye üstelemezdim. Senin suçun yok. Ben istedim gelmeyi. Boş ver be kız. O pislerin yemeğine kalmadık ya. Ben seni başka güzel bir yere götürürüm, olmaz mı? Gülü. Hadi kız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.